Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar, denizlerde de kendini gösteriyor. Türkiye'nin denizaltı filosunu modernize etmek ve donanmanın operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla başlatılan yeni tip denizaltı projesi, envantere giren Piri Reis denizaltısıyla önemli bir aşamaya ulaştı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Piri Reis, Türk donanmasının gücünü artırmak ve denizlerdeki caydırıcılığını pekiştirmek adına stratejik bir öneme sahip bulunuyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında toplamda 6 adet Reis sınıfı denizaltının inşa edilmesi planlanıyor. Bu denizaltılar, Alman tip 214 sınıfı denizaltıların bir versiyonu olup, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre özelleştirildi. Piri Reis, sınıfının ilk denizaltısı olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında inşa edilen diğer denizaltılar ise, sırasıyla Hızır Reis, Murat Reis, Aydın Reis, Seydi Ali Reis ve Selman Reis olarak adlandırılacak. Bu denizaltılar, özellikle sessiz seyir kabiliyetleri, uzun süre denizde kalabilmeleri ve gelişmiş silah sistemleriyle dikkat çekiyor. Tüm denizaltıların 2029'a kadar hizmete girmesiyle Türkiye, denizlerde özellikle 2030'lu yıllarda bölgesinin en önemli gücü haline gelecek. Reis sınıfı denizaltılar, havadan bağımsız tahrik sistemiyle su yüzeyine çıkmadan uzun süre operasyon yapabilecek. Piri Reis haftalarca su altında kalabilecek, bu da onun tespit edilmesini zorlaştıracak. Denizaltılar, düşük akustik izleri sayesinde son derece sessiz çalışıyor, böylece düşman unsurlarından gizlenmeyi başarıyorlar. Torpidolar, denizaltı savunma füzeleri ve çeşitli sualtı mayınları gibi çeşitli silahlar, denizaltıların caydırıcılığını artırıyor. Yeni tip denizaltılar, zorlu deniz koşullarında dahi yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. Piri Reis ve diğer Reis sınıfı denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin özellikle Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki varlığını daha da güçlendirecek. Bu denizaltılar, Türkiye'nin denizlerdeki stratejik çıkarlarını korumak, kritik deniz hatlarını denetlemek ve gerektiğinde düşman unsurlarına karşı caydırıcılık sağlamak için kullanılacak. Reis sınıfı denizaltılar, gelişmiş torpido ve füze sistemleri sayesinde düşman denizaltılarına karşı etkili bir savunma sağlayacak. Gizlilik ve uzun süre su altında kalabilme yetenekleri, bu denizaltıları asimetrik savaşta çok değerli kılıyor. Gelişmiş sensör sistemleri sayesinde, deniz altındaki ve üzerindeki unsurların tespiti ve takibi yapılabilecek. Olası kriz bölgelerinde gösterilecek bayrak varlığı ve gerektiğinde müdahale kapasitesi sayesinde bölgesel istikrar sağlanacak. Yaklaşık 30 yerli firmanın görev aldığı projede, birçok yerli firmaya teknoloji transferleri yapılarak önümüzdeki yıllarda denizaltı platformları ve sualtı araçlarında kullanılacak sistem ve cihazların tasarım, üretim ve testlerini yapabilme kabiliyetleri kazandırıldı. Piri Reis'in envantere girmesiyle birlikte Türk donanması denizlerdeki caydırıcılığını ve operasyonel kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıdı. Bu denizaltılar Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını koruma noktasında stratejik bir rol üstlenecek.